Marlon Brando sayıları giderek azalan gerçek efsane aktörlerden biriydi. Bazılarına göre gelmiş geçmiş en iyi oyuncu, muhtemelen de en çok taklit edilmiş olanı. Gerçek ve tutkulu performansları onun kuşağının en büyük oyuncularından biri olduğunu kanıtladı. Son yarım yüzyılda beğeni toplamış erkek oyuncuların büyük çoğunluğu Paul Newman'dan Warren Beatty'ye, Robert De Niro'dan Al Pacino'ya pek çok oyuncuda Brando'nun etkileri görülür. Aslında başka bir Hollywood efsanesi olan Orson Welles gibi Brando'nun oyunculuk dehası da büyük başarı gösterdiği az sayıda rolden ibaretti. ''60 yıla yayılan kariyeri boyunca 2 Altın Küre Ödülü, 1 Cannes Film Festivali Ödülü ve 3 İngiliz Akademisi Film Ödülü dahil olmak üzere sayısız ödül aldı. 8 kere Oscar'a aday olan ünlü oyuncu, 2 kez En İyi Erkek Oyuncu Oscar'ını almaya hak kazanmıştır. Nisan 1924 yılında Omaha, Nebraska'da doğdu. 1935 yılında annesiyle babasının boşanmasından dolayı annesi ve 3 kardeşiyle Santa Ana, Kaliforniya'ya yerleşti. 2 yıl sonra annesiyle babasının birleşmesiyle Illinois'a taşındılar. Alman asıllı olan annesi ve kız kardeşi de oyunculuk ile ilgileniyordu. Brando'nun sahneye ilgisi de buradan gelmekteydi. Marlon Brando'nun hareketli bir çocukluk dönemi oldu. Bir yıl kadar Libertyville Lisesi'nde okuduktan sonra 16 yaşındayken Minnesota'daki Shattuck Askeri Okulu'na gönderildi. Buradaki katı kurallara karşı gelerek okuldan izinsiz kaçtığı için cezalandırıldı ve okula devam etmeme kararı aldı. Bir süre babasının yanında çalıştıktan sonra babasının karşı gelmesine rağmen New York'ta yaşayan kız kardeşinin yanına gitti. Buradaki Sosyal Araştırma Enstitüsü'nde Erwin Piscator yönetimindeki drama workshoplarına katıldı. Daha sonra Moskova Sanat Tiyatrosu'nda Konstantin Stanislavski ile çalışmış olan Stella Adler'ın öğrencisi oldu. Stanislavski metodunu öğrenerek bununla çalışmaya başladı. Kullandığı bu metot, oyuncunun duygusal olarak kendini rolle bütünleştirmesiydi. Uzun bir hazırlanma süresi gerektiren bu sistemde, oyuncu gerektiğinde karakteri daha iyi anlayıp hissedebilmek için onun gibi yaşamaya başlardı. Brando, oyunculuk hayatına 1944 yılında Broadway'de Hanel isimli oyunda Hazreti İsa rolüyle başladı. Aynı yıl I Remember Mama rolünün ekibine katıldı ve 2 yıl orada devam etti. 1946'da dönemin genç ve parlak yönetmeni Elia Kazan'ın tavsiyesiyle A Streetcar Named Desire oyununda Stanley Kowalski rolünü aldı. Brando aradığı rolü bulmuştu. Oyun, Blanche DuBois isimli bir kadın karakter üzerine kurulmuş olsa da oyunu izleyenlerin tek konuştuğu Marlon Brando'nun çarpıcı performansıydı. Brando, 3 yıl boyunca Hollywood'dan gelen teklifleri geri çevirdikten sonra 1949 yılında The Man filmiyle sinemaya geçiş yaptı. Hiçbir zaman Hollywood'un kendisi hakkında ne düşündüğünü umursamamıştı. Arkadaşlarına, eğer film stüdyoları yerleri silmem için de aynı parayı verseydi oyunculuk yerine yerleri silmeyi tercih ederdim diyebilecek kadar umursamaz bir oyuncuydu. Hala Hollywood'da bulunmamın tek nedeni parayı reddedecek ahlaki cesaretimin olmayışıdır diyecek kadar cesur, 1972'de Baba filmiyle aldığı Oscar ödülünü reddedecek kadar da asi biriydi. Marlon Brando, Hollywood'a metot oyunculuğunu tanıtmış ve yarattığı asi genç ekolü ile dönemine damgasını vurmuştu.
Michael abla. Gençliğinde olduğu kadar olgunluk döneminde de başarılı rolleri imza atmıştı. Bunlardan en çok yankı uyandıranı The Godfather filmindeki Don Vito Corleone karakteridir. It's true. I have a lot of friends in politics. But your business is a little dangerous. Marlon Brando, 1994 yılında yayınladığı otobiyografisinde çocukluk yıllarının sıkıntılı geçtiğinden bahsediyor. Brando kitabında, "Hayatım sevgiyi aramakla geçti," der. Film endüstrisinde yönetici ve yapımcı olan Marlon Brando Sr., Marlon Brando ile sinema ve TV oyuncusu Jocelyn Brando'nun babasıydı. Annesi Dorothy Julia ya da genelde hitap edilen ismiyle Dottie Brando, Omaha Community Playhouse'un ilk kadro oyuncularından biriydi. Marlon Brando, anne ve babasından ilgi göremediği bir çocukluk geçirdi. Time dergisinde Brando'nun sert ve soğuk bir babası, dağınık ve dengesiz bir annesi vardı. İkisi de alkolikti diye yazılmıştı. Brando otobiyografisinde babası hakkında şöyle yazmıştı. Bugün babam hayatta olsaydı ne yapardım bilmiyorum. O öldükten sonra Tanrım bana onu 8 saniye canlı gönder çünkü çenesine bir yumruk atmak istiyorum diye düşünürdüm. Brando otobiyografisinde bile evlilikleri hakkında ayrıntılı yazmaktan kaçınsa da 3 aktrisle evlendiği biliniyor. En az 11 çocuğu var. Çocuklardan 5'i evlendiği 3 eşinden, 3'ü Guatemalalı hizmetçisinden, 3'ü de diğer ilişkilerindendi. Brando'nun oğullarından biri olan Christian Brando, People dergisine verdiği röportajda şöyle demişti. Aile sürekli şekil değiştirmeye devam etti. Kahvaltı masasında ilk defa gördüğüm kişiler olur, sen kimsin diye sorardım. İlk günden itibaren Hollywood'un ağır topları Brando'yu tam olarak nereye koyacaklarını bilememişlerdi. 1950'lerde sinema yıldızlarından gösterişin sembolü olmaları beklenirken Marlon Brando tişört ve jean pantolonuyla Sunset Bulvarı'nda üstü açık arabasıyla dolaşırken görülürdü. The Man filminden sonra 1951 yılında A Streetcar Named Desire oyununun sinema uyarlamasındaki rolü takip eder. Film 3 Oscar kazanmasına rağmen Hollywood, Brando'ya karşı mesafesini korumuştur. ...1953 yılında ise Brando, Shakespeare'in Jules César oyunundan uyarlanan filmde Marcus Antonius rolünü oynar. Oscar'a aday olur ancak gene kazanamaz. ...1954 yılında yayımlanan bir dergide hakkında şu cümleler yazılmıştı. Hiçbir kimse veya para onu sorumlu davranmaya ikna edemez. Brando kendi kendinin patronu olmak zorundadır. Kendi kendini kontrol edemese bile. Hollywood'un Brando'nun başarılarını göz ardı etmesi artık utanç verici boyutlara ulaşmıştı. Eleştirmenler tarafından kendi döneminin en yetenekli oyuncusu olarak gösterilmesine ve gişe başarısına rağmen Brando'nun Hollywood'u umursamaması tepki doğurmakta ve ödül almasına engel olmaktaydı. Brando sonunda 1954 yılında On the Waterfront filmindeki rolüyle en iyi erkek oyuncu Oscar'ını kazandı. Terry Malloy rolü, Brando'nun canlandırdığı karakterlere verdiği gerçekliği ve derinliği bir kere daha göstermişti.
Filmin yönetmeni Elia Kazan, sinema tarihinde bundan daha iyi bir oyunculuk performansı var mı bilmiyorum yorumunu yapmıştı. Hollywood sonunda Brando'yu bağrına basmıştı. Brando, Oscar ödül töreninde son derece mutlu görünüyordu. Ama aslında oyuncunun hayatındaki en verimli dönem de sona eriyordu. On the Waterfront, 1993 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasına seçilerek Amerika Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmiştir. Brando, Oscar kazandıktan sonra arka arkaya başarısız oldu. Bazılarına göre dahi oyuncu, şımarık oyuncu olmuştu. Başarısızlıklar onu sinirlendiriyor ve giderek çalışması daha zor bir durumuna getiriyordu. 1958'den 1972 yılına kadar rol aldığı filmlerde istenilen başarıya ulaşamadı. Brando oyunculuktan sıkılmıştı. ...1962 yılında denizde isyan çekimlerinin yapıldığı Tahiti'ye aşık oldu. 1966 yılında Tahiti'nin 30 mil kuzeyinde kendi adasını satın aldı ve oraya yerleşti. ...1972 yılı geldiğinde artık Brando, 1950'lerin unutulmaya yüz tutmuş genç yeteneklerinden biri olarak anılıyordu. 15 yıldır başarılı bir filmde yer almamıştı. Senarist Mario Puzo, The Godfather filmindeki Don Vito Corleone rolü için arayış içindeyken, filmin yapımcısı Paramount, rol için Burt Lancaster veya Orson Welles'i düşünüyordu. Film yönetmeni Francis Ford Coppola, Brando'yu önerince stüdyo kişi hasılatını zehirler diyerek itiraz etti. Coppola, bunun üzerine Brando'ya deneme çekimi yapmak istediğini söyledi. Deneme çekimi öylesine iyi sonuç verdi ki, stüdyo Brando'yu oynatmayı kabul etti. Paramount Pictures yönetim kurulundakiler Marlon Brando'nun performansını ve gösterdiği çabaya hayran kaldı. Marlon Brando'nun çekimlerde herhangi bir gecikmeye neden olmaması ve daha düşük bir ücreti kabul etmesi durumunda onu alabileceklerini söylediler. Aldılar ve Marlon Brando bu filmden 1 milyon 600 bin dolar kazandı. Bu 10 yıl önce film başına aldığı paranın çok altında bir ücretti. Marlon Brando'ya en iyi erkek oyuncu Oscar'ı kazandıran bu rol için ağır bir yaşlandırma makyajı yapılmıştı. Çünkü Don Vito Corleone canlandırdığında sadece 48 yaşındaydı. Baba filmindeki rolü Brando'yu kuşaklar boyu sevilecek ve unutulmayacak bir konuma getirecekti. Diğer filmlerdeki dahice performansı önemli olmakla beraber baba filmi sanatçıyı kuşaklar ötesi bir klasikle tanıştırmıştı. Eleştirmenlere Brando'nun ne kadar yetenekli bir oyuncu olduğunu hatırlatmıştı. Brando'nun o yıl Oscar'a aday olması kimseyi şaşırtmazdı. Tahmin edildiği gibi o yıl en iyi erkek oyuncu Oscar'ını Marlon Brando kazandı. Marlon Brando in The Godfather. Yıllardır ödüllere karşı tepkisini dile getirdiği için Oscar törenine katılıp katılmayacağı uzun süre tartışıldı. Son güne kadar süren belirsizlikten sonra Brando, törene kendisini temsil etmek üzere Sachin Littlefather isimli apaçı kızılderilisi olan bir kadını göndereceğini bildirdi. 27 Mart 1973'te 26 yaşındaki apaçı ve Yakuyi kökenli Littlefather, Marlon Brando'nun ricasıyla The Godfather filmindeki rolü için verilen Oscar ödülünü reddetmek üzere sahneye çıktı. Ancak apaçı kıyafetleriyle sahneye çıkan Sachin, yuhalamalarla ve ırkçı söylemlerle karşı karşıya kalmıştı.
Gösterinin sorumlusu Howard Koh, genç kadını engellemeye çalışmış, kendisine kaba bir şekilde müdahalede bulunmuştu. Müdahaleler ve yuhalamalar yüzünden konuşmasını yapamayan Sachin, sadece 60 saniye konuşabilmiş, Amerikan yerlilerine karşı eğlence sektöründe yer alan ön yargıları yeren ve özellikle de yaralı diz katliamına dikkatleri çekmek üzere kısa bir konuşma yapabilmişti. 60 saniye süren konuşması ikonik bir önem kazanarak ve kültür tarihinin en çok hatırlanan anlarından biri olarak Oscar tarihine de yazılmıştır. Sachin'in tamamını okuyamadığı metin ertesi gün gazetelere dağıtılmış ve yayımlanmıştır. Sachin o zamanlar Oscar'da sahne alan ilk Amerikan yerlisi olmuştu. Akademi Sachin Littlefather'dan 50 yıl sonra özür diledi. Yakın zamanda katıldığı bir etkinlikte konuşan Sachin, Oscar töreninde yaşadıkları ve 50 yıl sonra gelen özür hakkında şunları söylemişti. Cesur, gururlu ve alçak gönüllü bir yerli kadın olarak o sahneye çıkmıştım. Doğruları söylemem gerektiğini biliyordum. Bu doğruları bazı insanların kabul edeceğini, bazısının da kabul etmeyeceğini de biliyordum. Bu özrü duyacağım günü göreceğimi hiç düşünmemiştim. Biz yerliler çok sabırlı insanlarızdır. Sadece 50 yıl beklemek zorunda kaldım. Espri yeteneğimizi her zaman canlı tutmamız gerek. Hayatta kalmamızın yolu bu. Sachin Littlefather bir süre sonra 2 Ekim 2022'de 75 yaşında hayatını kaybetti. Baba filminin başarısını takip eden yıl, Bertolucci'nin tartışmalı filmi Last Tango in Paris'te rol aldı. Oscar'a aday oldu ancak kazanamadı. Brando, gençliğinde yakaladığı büyük başarıyı orta yaşlarında da kısa bir süre daha tekrarlamıştı. Bunu takip eden yıllarda Brando, irili ufaklı rollerle filmlerde yer aldı ama hiçbiri özellikle bahsedecek filmler değildi. 1973 yılı Brando'nun ikinci baharının sonu olmuştu. Aktör para kazanmaktaydı ama iz bırakan film dönemi sona ermişti. Yeni kuşaklar Brando'yu sadece eski birkaç filminden ve baba filmindeki rolüyle hatırlar. Brando 1990'da baba karakteriyle dalga geçtiği The Freshman adlı bir komedi filminde rol aldı. Fakat 90'lı yıllar onun için zor geçecekti. 1990'da Tahiti'deki özel hayatı talihsiz olaylarla bulvar gazetelerinin manşetlerine taşındı. 1991 yılında Brandon'un oğlu Christian, Tahiti'de kız kardeşinin nişanlısı Doug Drollet'i kasten öldürmekten suçlu bulundu ve hapis cezası verildi. Drollet'in hamile kız kardeşi Cheyenne'in fiziksel olarak taciz ettiğini iddia etmişti. Christian, Drollet ile mücadele ettiğini ve yanlışlıkla onu yüzünden vurduğunu söyledi. O sırada evde olan Brando 911'i aradı. Christian'ın duruşmasında Brando'nun tanık kürsüsündeki yorumlarından birini People dergisi yayınladı. İyi bir baba olmaya çalıştım. En iyisini yapmaya çalıştım. Yapabilirdim. Brando'nun kızı Cheyenne hayatının büyük bir bölümünde madde rehabilitasyon merkezleri ve akıl hastanelerinde tedavi gördü. Annesi Tarita ile Tahiti'ye taşındı. Drollet'in ölümünden sonra Cheyenne daha da içine kapandı ve bunalıma girdi. Yargıç çocuğunu büyütemeyecek kadar depresyonda olduğu için çocuğun velayetini annesi Tarita'ya geçmesi kararını verdi. Cheyenne 1995 Paskalya yurdusunda ailesini ziyaret etmek için akıl hastanesinden izin aldı. Daha önce de intihara teşebbüs eden Cheyenne o gün annesinin evinde kendini astı. Marlon Brando'nun son filmi 2001'de Robert De Niro ve Edward Norton'la oynadığı The Score oldu. Brando yaşlılığında görme yetisinin bozulmasına neden olan şeker hastalığı ve karaciğer kanserinden muzdaripti. 1 Temmuz 2004'te solunum ve kalp yetmezliğinden 80 yaşında hayatını kaybetti. Vasiyeti üzerine bedeni yakıldı ve külleri Tahiti ölüm vadisine serpildi. Brando'nun hayat hikayesi aslında gerçek bir Hollywood hikayesi. Dönem dönem gelen büyük başarılar,
başarılar arası büyük sıkıntılar. Ailenin bütün fertlerini etkileyen çelişkili hayatlar ve son karede yaşanan yalnızlık.